Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çizimler yaparken bazı tuşların kullanımını öğreneceksiniz. Bu tuşlar işlerinizi oldukça kolaylaştıracak. Şimdi hemen yine Illustrator'a geçelim. Örneğin basit çizimler yaparken işte dikdörtgen aracını kullanalım. Herhangi bir tuş kullanmadan dikdörtgenle çizim yaptığınızda göstergeyi sürüklediğiniz alan, ilk tıkladığınız alan kilitli bir şekilde yer alır ve ona göre dikdörtgeni genişletip daraltabilirsiniz. Çizdiğiniz dikdörtgenin tam bir kare olmasını sağlamak için klavyeden Shift tuşuna basarak çizim yapmalısınız. Gördüğünüz gibi en ve boy orantılı bir şekilde genişliyor veya daralıyor. Evet. Yine merkez bir noktayı merkez alarak herhangi bir basit çizim yapmak için klavyeden alt tuşuna basılı çizim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yaptığımız çizim belirlediğimiz noktayı merkez alarak genişliyor. Evet, aynı tuşları diğer araçlar için de kullanabilirsiniz. Evet, başka bir kullanım. Çizerken bazen bir objeyi taşımanız gerekebilir. Örneğin mesela dikdörtgen çizerken bu noktada değil de klavyeden Space tuşuna basarak şu noktada çizime devam etmek istiyorum şeklinde çizerken taşıyabiliyorsunuz. Evet, Illustrator'ın belki de bilinmeyen tuşlarından bir tanesi de Tilde Key. Tilde Key, Escape tuşunun hemen altında yer alan tuş. Şu şekilde göstereyim. Şu tuş. Şimdi bu tuşla herhangi bir objeyi çizerken çoğaltabiliyorsunuz. Örneğin yıldızı seçelim buradan. Yıldızla bir çizim yapalım. Aynı zamanda tilde key basılı olsun. Evet, bu şekilde çizim yaparken aynı zamanda objeyi çoğaltabilirsiniz. Bir kez daha yapalım. Diğer çizim araçları için de kullanabilirsiniz. Örneğin çizgi aracı için yapalım. Çizerken tilde key basılı kalıyor. Evet, oldukça güzel şekil çizimleri yapabilirsiniz.